Nal atma derbisi. Nal atmaktan çok daha fazlası. Sıcak yaz günlerinde komşuların birbiriyle kaynaşma aktivitesi. Etlerin cızırdayan mangal kadar sıcak ve taze olduğu bir yarışma bu. Sokaktaki içecek makinesinin tüm kontrolü kazananın olacak yarışması. Ancak bu sene yarışmada yeni bir takım var. Ben'in gizli fırlatma teorisi ve Tom'un doğuştan atma becerisiyle bu takım finallere girmeye hak kazandı. Ve şimdi eski şampiyonlarla beraber sayma zamanı. Ginger ve Bahçıvan ile Tom ve ben. Hesaplamalarıma göre biz yenilemeyiz. İşte bu. Nal atma derbisi finalleri. Yarın benim bahçem. Konuşan Tom ve arkadaşları. Vay canına. Ben gerçekten de bu yarışmayı kazanmak için bir matematik teorisi mi yarattı? Çok bir şey değil. Sadece havayı, karşı gücü, yer çekimini ve fizik teorilerini kullanmanın bir yolunu buldum. Bunlara sahip olduğunda mükemmel uzaklığa erişmek çok kolay. Aslında çok büyük bir şey. Atlalı teorimi yapabilmek için Bayer Isaac Newton'un çözdüğü ve 300 yıl boyunca kimsenin çözemediği bir problemi çözmek zorunda kaldım. Her neyse, esas önemli olan sonunda beynini işe yarar bir şey için kullanmış olman. Cincir ve bahçıvanı yenmek de tabii. Evet. Beni böyle havada bırakma dostum. Görünüşe göre benim atlalı teorim hemen yayılmış. Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'ndeki profesörler bir deneyde onlara yardım etmem için beni okula davet etmişler. Vay canına, tebrik ederim. Harika. Sadece tek bir sorun var. Bu davet nal atma finalleriyle aynı günde. Evet, eminim başka üniversiteler de olacaktır. Bekle. Benim atlalığı oynayabilmek için bu fırsatı geri çevirmemi mi istiyorsun sen? Sanırım. Bu yanlış bir şey mi? Bu benim isim yaratabilmem için bir şans. Diğer müthiş düşünürlerin yanında ben de bir düşünür olabilirim artık. Üniversitelerin ne düşündüğünü kim takar ki? Sen oraya ait değilsin. Sen bizden birisin dostum. Üzgünüm Tom. Üniversite çağırırsa öğretmen gitmelidir. Şimdi lütfen izin verirsen laboratuvar gömleğimi bulmam gerekiyor. Kendimi çıplak hissediyorum. Fena oldu. Yoksa ortağını falan mı kaybettin? Evet, yine biz kazanacağız demek. Bu enerji içecekleri bir sene daha bizim kontrolümüzde kalacak. Sağlığa. Bu deney için gelip bize yardım ettiğiniz için teşekkür ederiz. Sizin gibi cesur insanlar olmasa bunu başaramazdık. Bana verilen tüm bu armağanlardan sonra bilime bir şeyler vermek gerçekten iyi bir çözüm. Bu benim masam mı? Vay canına. Hadi bana buradaki deneyden bahsedin. Tamam. Bu laboratuvarda bir deney yapıyoruz. Elektromanyetik alanlar. Ya da EMA. Ben, sen, EMA diyebilir misin? Siz Newton'un 300 yıllık atlalı problemini çözmüş biriyle konuşuyorsunuz. Yani evet, EMA'ların ne olduğunu biliyorum. Çok iyi. Bu kadar zeki olduğunuza göre burada ne yaptığımıza dair biraz daha detaya girebiliriz artık. Ama sana bunu diğer odadan söylemeliyiz. Sıkıntı değilse. Hiç sorun değil. Gerçek bir araştırma laboratuvarındaki ilk ofisim. Ben sonunda ait olduğun yerdesin. Pekala ben. Şimdi bu laboratuvarda ne yaptığımıza gelelim. Önceki araştırmalarımızda gördük ki Wi-Fi ve cep telefonları yüzünden elektromanyetik alanlara maruz kalmanın hiçbir zararı olmadığını gözlerimizle gördük. Bu tam olarak doğru değil. Bu aslında sinyalin durumuna göre değişir ve de... Hiçbir zararı yok. Yani bu EMA'ların hiçbir zararı olmadığına göre acaba çok 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 güçlü EMA'lara maruz kalınca ne olurdu? İnsanlara ne yapabileceklerini görmek güzel olmaz mı? Hayır diyen kişi olmak istemem ama bilim aslında bu şekilde ilerlemiyor, öyle değil mi? Tabii ilerliyor. Hop.
Hey, bunlar da niçin böyle? Oh, şey, sana elektromanyetik enerji yükleyeceğiz. Hangi türde? Oh, her türde. Tüm bilim insanı misafirlerinize böyle mi davranırsınız? Misafir bilim insanı mı? Sen üniversite mezunu bile değilsin. Sen bir test ürünüsün. Misafir bilim insanı olabileceği fikrini de nereden çıkardın? Bana yolladınız bu mektupta. Biz o mektubu herkese yolluyoruz. Şimdi şöyle yapacaksın. Dümdüz atacaksın ve çiviye ne kadar yakın atarsan da o kadar iyi. Evet. Vay canına. Sen dene. Tamam. Eve döndün. Bu harika. Şey nasıldı? Şu deney. Mükemmel. Bensiz yapamayacaklarını söylediler. O halde evde ne işin var senin? Aa, kimin umurunda? Önemli olan burada olman değil mi? Atlalı derbisini kazanabiliriz artık. Ben Atlalı oynamayacağım. Nedenmiş? Kızmışa benziyorsun. Seni kovmadılar değil mi? Tabii ki hayır. İş arkadaşlarım biraz evde çalışmamı rica ettiler. Dostum, üniversiteye gittiğinden beri çok değiştin. Değişmişmiş. İstediğin kadar söyle. Stop. Sanki bir test ürünüymüşüm gibi beni elektromanyetik ışınlara boğdular. Ne işe yarıyor ki gerçekten? Olamaz. Anahtarlarım nerede benim? Ben? Lütfen garaj kapısını kapatır mısın? Aa, bu hiç iyi değil. Ben... Anahtarlarımı bulmuşsun. Yani sen iyi misin? Evet. Hayır. Polaritemi değiştirmen gerekiyor. Bu çok iğrenç. Ben bir mıknatısım. Bak bu çok kolay. Gidip biraz bakır, tel ve kobalt getir. Hayır, tamam, nikel olsun. Aslında bulabildiğin tüm metalleri getir. Sonra kabloya sar. Ya da sadece şunu yapabilirim. Hayır. Sus, saçmalama ve direnmeyi bırak. Direnmiyorum. Ben gidip Tom'u getireyim. Olmaz. Ama bundan bahsetme sakın. Neyden bahsetmiyorsunuz? Evet, ben mıknatıs oldum. Mıknatıs mı? Bunu sana üniversite mi yaptı yani? Hayır. Bunu konuşmak istemiyorum. Merhaba ezikler. Yarışma 5 dakika sonra başlıyor. Dışarı çıkıp kaçınılmaz yenilginizi kabul etme zamanı. Kabul edin. Hadi gidelim. Git ve oyun oyna Tom. Belki onları bensiz yenersin. Ne? Onları sensiz yenmek istemiyorum ki. Biz bir takımız. Ve senin bilim şeyine daha çok destek olamadığım için özür dilerim. Hayır, sen haklıydın. Ben o üniversiteye ait değilim. Sen tanıdığım en zeki kişisin. İstediğin her yere ait olabilirsin. Evet, ben çok bilgiliyim. Ama bana üzerinde deneyler yapılan hayvan muamelesi yaptılar. Onların ne düşündüğünü kim takar ki? Esas denek hayvanı onlar. Sıkıcı bir yerde çalışıyorlar, emir alıyorlar. Yani sen... Aklın yerine kalbini takip ettin ve çok da iyi bir yerdesin dostum. Onların asla sahip olamayacağı özgürlüğe sahip. Kesinlikle. Ve hiç kimseyi elektromanyetik enerjiyle boğmama gerek yok. Biz zaten bütün gün içinde yüzüyoruz. Peki seni normale nasıl döndürebiliriz? Tam bilmiyorum. Ne kadar kıpırdarsam manyetik çekim o kadar artıyor. Ne kadar rahatlarsam da o kadar azalıyor. Tamam, o halde sadece rahatlamalısın. Bu çok zor olmamalı. Evet, rahatla. Bunu deneyeceğim şimdi. İşe yaramıyor. Rahatlamak için zorluyorsun. Arka kaslarını rahatlatmaya çalış. Çünkü çok gergin olduğunda genelde böyle yürürsün. Ben öyle yürümüyorum. Yürüyor muyum? Yani. Yani sahip olduğun en büyük kasları rahatlatırsan bütün vücudun rahatlayabilir. Bu hiç mantıklı gelmiyor Hank. Yap şunu ben. Pekala. Vay canına, sen haklısın. Ne kadar rahatlarsam o kadar az manyetik oluyorum. Ve ne kadar gerilirsem o kadar çok manyetik oluyorum. Ben, eğer manyetik güçlerini kontrol etmeyi öğrenirsen bir süper kahraman olabilirsin. Evet. Merhaba ezikler. Yine mi? Gelip yenilsenize. Ya da en azından Atnalı derbisini kazanabiliriz. Evet, bununla başlayabilirim. Evet. Mıknatısın başlığı gücünü hissetmeye...
Hazır olun. Ben'in manyetik gücünü ve öfkesini kontrol etmesi kısa sürmüştü. Ve derbi kupasını, sokaktaki çiçek makinesinin kontrolü eski şampiyonlara kaldı. Ve Ben en sevdiği sporcu içeceğinin içindeki elektrolitler sayesinde normale döndü. Havada süzülen bir ayakkabıyı yere çeken yer çekimi kuvveti sayesinde Tom ve Ben'in seneye geri geleceğinden ve yarışmayı kazanacağından hiç şüphemiz yok. Atlalı şampiyonası bitti.